Merhaba arkadaşlar. Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomun konusu ilaçlama. Evet, şimdi sonbahar mevsimindeyiz. Ve artık yağmurlar başladı. Güneş daha az yüzünü göstermeye başladı. O yüzden bitkilerimizde unlu bit gelişme riski artık çok yüksek görülme oranı. Ben de seraya yeni aldım çiçeklerimi. Gördüğünüz gibi seramın içerisinde artık bakımlarını yapıyorum. Ve seranın içerisinde de artık yeterince hava akımı olmadığı için arkadaşlar rutubete bağlı mantar ve parazit görülme oranı artık çok yüksek. O yüzden de bu mevsimin başında ben ilaçlama yapıyorum. Bitkilerimi ilaçlayacağım ve sağlıklı güzel bir kış geçirmesini istiyorum bitkilerimin. O yüzden bu ilaçlama işini de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şöyle ilaçlamaya başlıyorum. Bakın, şöyle bir pompam var. Sukulentlerimde kullandığım yaklaşık 2 litrelik bir pompa ve bu pompanın içerisine bir çay kaşığı mantar ilacı ve yine bir kapak parazit ve biraz da bitki besininden koyarak bir karışım hazırlıyorum. Ve bu hazırladığım karışımı da sukulentlerimin üzerine şöyle sıkıyorum. Evet, şu şekilde. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi sukulentlerimin üzerine şöyle sıkaraktan güzelce ilaçlanmalarını sağlıyorum. Evet, dediğim gibi bu mevsimde arkadaşlar nemli bir hava olduğu için rutubet oranı çok yüksek. Mantarlar da bu rutubeti çok severler. Aynı sağlığımızda olduğu gibi. Çünkü sağlıkta da öyledir. Eğer siz evet, sağlıkta da önemlidir mantar ve bitkilerimiz için de önemli. O yüzden bitkilerimizi de mantardan korumak için böyle zaman zaman ilaçlama yapmak durumundayız. Özellikle de böyle kışa girerken bu ilaçlamalar önemli. Evet, bakın. Bütün çiçeklerimi bu ilaçlamayı kışa girerken yapıyorum. Bitkilerimin rutubetten etkilenip mantar gelişmemesi için. Ama tabii ki ilaçlamayı yapmadan önce çiçeklerimi suluyorum. Çünkü eğer ilaçlamadan sonra sulama yaparsak verdiğimiz parazit ve mantar ilacı suyun etkisiyle daha çabuk etkisini kaybedecektir. O yüzden önce genel bir bakımlarını yapıyorum. Toprak değişimleri varsa eğer toprak değişimlerini yapıyorum. İşte gerekli budamalar varsa kötü olan köklere bakım yapıyorum. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra işte sulamasını yapıyorum. Ve sulamayı da bitirdikten sonra en son ilaçlama işlemini gerçekleştiriyorum.
Eğer bu şekilde bir sıralama içerisinde siz de bakımınızı yaparsanız bitkilerinize daha sağlıklı olacaktır. Bitkileriniz daha güzel gelişecektir. Yaptığınız ilaçlamanın bir faydası olacaktır. Eğer faydalı olmasını istiyorsanız bu sıralamaya dikkat etmekte fayda var. Evet, ben ilaçlama işlemine devam edeyim. En son tekrar sizlere göstereyim. İlaçlama işini bitirdim arkadaşlar. Bütün seramdaki saksılarımı, bütün çiçeklerimi ilaçladım. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, herhalde artık bundan sonra daha güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyecekler. Mantar ve unlu bitten uzak bir şekilde güzel güzel gelişecekler. Evet, bakın. Şu anda bitkilerimin çoğunun bakımını yaptım. Toprak değişimleri varsa onları değiştirdim. Tozlarını aldım bitkilerimin. Ve son olarak da ilaçlamalarını yaptım arkadaşlar. Evet, biz artık kışa hazırız. Artık bitkilerimle birlikte güzel bir kış geçirmeyi ümit ediyorum. Bütün çiçek sever arkadaşlarım için aynı dileklerde bulunuyorum. İnşallah hiçbir kayıp vermeden bitkilerimizi yetiştiririz ve bahara güzel bir şekilde ulaşırız. Evet, videom bu kadar arkadaşlar. Bugünkü ilaçlama videom. Eğer sizler için de faydalı bir video olduysa beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Evet, bundan sonraki güzel yine videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.